Merhabalar sevgili dostlar. Bugün çok kişisel bir soruyla karşınızdayım. Bazı arkadaşlar diyorlar ki, benim çocuklar da aynı şeyi söylüyor. Onları çünkü çok darlıyorum bu konuda. Ya hocam sen bu kelime kökenlerine, kelime oyunlarına niye bu kadar takıksın? İki lafın başında bir kelimenin yok etimolojik kökeni falan filan bilmem ne diyorsun. Hani bundan özel bir muradın var mı yoksa kişisel bir spor mu, alışkanlık mı nedir falan diye soruyorlar. Sevgili dostlar, bu kanalı takip edenler, benim kitapları okuyanlar, işte bir şekilde daha önce tanışık olduklarımız aslında bunu niye yaptığımı biliyorlar. Çünkü ben bunu oldukça uzunca bir süredir propagandasını yapıyorum. Ve aynı zamanda da etrafımdaki herkese de yaymaya çalıştığım bir fikir. Fikrin temeli şu: insan zihni kelimelerle çalışıyor. Bizim zihnimiz, idrakimiz ve algımız kelime dağarcığımızla çok yakından alakalı. Ama sadece bildiğimiz kelimelerin sayısının çok ötesinde bizim akıl melekemizin doğru çalışabilmesi için kelimeler dediğimiz simgelerin belli anlamlarla birbirlerine bağlı olması ve kelimelerin doğru anlam bulutlarıyla kullanılması çok çok önemli. Ne kastediyorum bunları söylerken? Şimdi sizleri şu anda bu videoyu izleyen herkes burada yanımda olsa, sizlere birer kağıt dağıtsam ve desem ki kırmızının size çağrıştırdığı 5 tane şey yazın. Kelime kırmızı. Çok basit bir kelime var. Ve işte 100 kişinin eline kağıtlar dağıtıp bir şeyler yazdırsak iki insandan aynı 5 tahminin çıkmasını pek beklemezsiniz. Kan, elma falan bunlar standartta gelir ama detaylar değişir. Sonra şöyle yapalım mesela. O yaptığımız 5 kelimelik listenin herkese diyelim ki üçüncü kelimesini seçin ve üçüncü kelimenin size çağrıştırdığı 5 tane şeyi yazın. İkinci turda hemen hemen hiçbir aynı kelime bulabilmeniz mümkün değil. Çünkü zihinlerimizde her bir kelimenin bize özel bir anlam bulutu var, çağrışım bulutu var. Ve bu çağrışım bulutu da nadiren bizim kendi hayat deneyimlerimizden gelir. Çoğu zaman yetiştiğimiz kültür, inançlarımız, anlatılar, işte okuduklarımız, dinlediklerimiz, insanlarla olan ilişkilerimizin bizde bıraktığı bir takım izlerdir aslında bu kavramların anlam içerikleri. Dolayısıyla biz bunların üzerine oturup düşünmediğimiz takdirde diye bu kelimenin gerçek anlamı nedir, bu kelime nereye varır, nereden gelir, nasıl bir anlam ifade eder ve farklı bağlamlarda nasıl kullanılmıştır? Eğer buna bakmayacak olursak şöyle bir yanılgımız oluşabiliyor. Hani mesela kırmızı, mavi falan derken burada çok sıkıntı yok belki ama demokrasidir, özgürlüktür, böyle netameli kavramlardan bahsederken mesela, işte felsefeyle, inançla ilgili kavramlardan bahsederken biz bir kelime söylüyoruz genellikle ve o kelimenin karşı tarafta da aynı şekilde anlaşıldığını zannedebiliyoruz. Halbuki en basit bir renk adında bile algımızda çok büyük farklılıklar olduğunu biraz düşününce anlayacak olmamıza rağmen eğer bunun üzerine hiç düşünmezsek şöyle bir durum çıkıyor ortaya. Ya diyorum adam anlamıyor kardeşim ya da işte saçma sapan konuşuyor, işte bir laf söylüyor, o dediği şey hiç öyle değil aslında şöyle. Karşıdaki kişilerin ya da diğer kişilerin zihninde aynı sizin zihninizde olduğu gibi kelime ve kavramların son derece arızi ya da kaza eseri bağlantıları olduğunu fark ederseniz burada çok önemli bir araç çıkıyor karşımıza. Bu kelimelerin, bu kavramların dilimize yerleşmiş ve kullana geldiğimiz o harf dizilerinin gerçekten nereden geldiğini, tarih içerisinde nasıl şekillendiğini, hangi kelime köklerinden türetilerek bugün ne anlamda kullanıldığını yavaş yavaş çalışmaya başlamak çok enteresan bir zihin sporu. Ben şöyle garantili bir yöntem çok öneririm öğrencilerime, herkese de söylerim. Eğer bundan bir yıl sonra entelektüel olarak, idrak kapasitesi olarak, hatta genel entelektüel zeka kapasitesi olarak hatırı sayılır derecede gelişmek istiyorsanız mümkünse her gün günlük hayatta kullandığınız bir kelimeyi seçin ve onun etimolojik kökenlerine bakın. Etimoloji bu arada kelime kökeni bilgisi demek. Bunu da çok basit bir kaynaktan Google'dan öğrenebiliyorsunuz. Kelime boşluk etimoloji yazınca karşınıza bir sürü şey çıkıyor. Hele hele ki merak ettiğiniz kelime İngilizce bir kelime ise orada daha şanslısınız. Çünkü Google'ın ulaşabildiği İngilizce kaynaklar Türkçeden daha fazla ama Türkçe'de çok çok başarılı. Bu arada Türkçe'de çok güzel etimolojik sözlükler de var. Türk etimoloji sözlüğü var, Nişanyan etimoloji sözlük var. Bunların hepsinin internet versiyonları var. Diyelim ki mantar. Mantar diye bir kelime, nereden aklıma geldi mantar bilmiyorum ama mantar diye bir kelime merak ettiniz. Mantar kelimesini yazın, bakın etimolojisine ve o kelimenin türetildiği kökten sizin kullandığınız biçimine gelene kadar geçirdiği yolculuğa birkaç saniye tefekkürle bakın. Ve bunu hadi her gün olmadı diyelim, haftada bir iki kere, hatta haftada bir kere yaparsanız bir yılın sonucunda 52 kelime öğrenmiş olacaksınız. 52 kelimeyi kökenleriyle beraber zihninizde yeniden organize etmiş olacaksınız. Ve burada şöyle çok büyülü bir sonuç meydana çıkıyor. Hiçbir şey yapmazken, okumazken, birini dinlemezken, yani yeni bir şey öğrenmezken bu öğrendiğiniz etimolojik bağlantılar nedeniyle evde vallahi durup dururken benim çok başıma geliyor. Falan yapıveriyorsunuz. Aklınıza bir anda yeni bir şeyler doğuyor. Özellikle de bu zihniniz boş kaldığında
herhangi bir şeyle uğraşmadığınızda oluyor. Daha evvel çok anlattım. Herhalde o konuda bir video vardı. Şuraya koyar arkadaşlar diye düşünüyorum. Default Mode Network ya da varsayılan durum şebekesi diye bir zihinsel halimiz vardı. Onu çok anlatıyorum. Bir beyin durumu bu. Özel bir işe konsantre olmayıp boş boş durduğumuzda beynimiz adeta bir arşiv taraması yaparak özellikle çözümsüz sorunlarımızın çözümlerini arama noktasında farklı bir çalışma moduna geçiyor. Bunu nereden biliyoruz? İşte aklınıza en iyi fikirler hep duşta ya da tuvalette o yüzden geliyor. Böyle zihniniz özel bir şeye odaklanmadığında bir toparlayıcılık, bir nasıl diyelim üretkenlik moduna geçiyor ve bizim buna aslında gün içinde çok ihtiyacımız var. Ama eğer bu zihni doğru kelime ve kavramlarla beslemeyecek olursanız ya da bu kelime ve kaynakların kökenleri üzerine hiç düşünmezseniz o boş kaldığı zaman bayağı bir boş kalıyor. Çünkü üzerinde çalışacağı herhangi bir şey olmuyor. Tekrar başta söylediğimi yineleyeyim. İnsan zihni kelimelerle çalışır. Çünkü insan dilinin evrimi aşırı gelişmiş bir beynin doğal bir sonucudur. Ve beynimizin bütün düşünsel altyapısı hemen hemen dil üzerine inşa edilir. Biz bir dilde ne kadar yetkinsek dünyaya dair idrakimiz de o derece genişler. Elbette ki her dilin, farklı lisanların birbirine göre değişebilen nörolojik bağlantıları da vardır. Yani Çince konuşan birisiyle Türkçe ya da İngilizce konuşan birisi dünyada bir şeyleri muhtemelen farklı görüp farklı algılıyorlar. Zamanın geçişi gibi, işte bir takım nesnelerin ya da kavramların öncelik sırası gibi şeyleri muhtemelen farklı algılıyorlar. Bunların hepsinin derinlikli ve gerçeğe daha yakın olabilmesinin en önemli şartı insanın kullandığı lisanda derinleşmesi. Bana sorarsanız bir insanın hayatındaki en önemli proje lisanında derinleşmek. Çünkü bir insan dilinde, lisanında, konuştuğu dilde derinleşebilirse ve bunu sürekli bir çaba olarak hayatına yerleştirebilirse günden güne her geçen zaman aralığında bir şeyleri daha iyi anlıyor, hatalarını daha iyi görebiliyor, davranışlarını daha iyi kontrol edebiliyor ve şu anki kararlarını gelecekte kendisine daha faydalı olabilecek bir şekilde daha verimli çerçevede seçebiliyor diye düşünüyorum. Bu beyin görüntüleme tekniklerinde özellikle çok dilli çocuklarda, İşte 1, 2, 3 ana dili yani birden fazla ana dili öğrenmiş çocuklarda yapılan çalışmalarda çok dilli erişkinlerde çok gördüğümüz bir şey. Eğer normalin üstünde bir kelime hazneniz ve dilde belli bir düzeyin üstünde yetkinliğiniz varsa algılamanız, problem çözme yeteneğiniz ve tabii ki hem sosyal hem entelektüel hem de duygusal zekanız bundan çok pozitif yönde etkileniyor. Bilmem ikna edebildim mi ama bu sadece bir entelektüel oyun değil. Dediğim gibi hayatın en önemli meşgalelerinden bir tanesi olabilir. Eğer önümüzdeki sene bugünlerde inşallah Allah ömür sağlık verirse çok daha böyle algısı geniş, zor problemleri çözebilen, kendini entelektüel ve duygusal olarak yetkin hisseden bir insana dönüşmek istiyorsak, en azından bu yolda biraz adım atmak istiyorsak bunun için kelimelerimize bakarak başlayabiliriz. Mantarı ben söyledim, kopya çekmek yok. Her gün en çok kullandığınız kelimeden başlayın. Bu ama gibi bir basit bağlaç da olabilir, buzdolabı gibi bir kelime de olabilir. Ne bulursanız her gün bir kelimenin etimolojisine bakalım, zihninizin nasıl değiştiğini hep beraber göreceğiz.